Türkiye'nin şova dayalı ilk fuarı rekorlarla Antalya'da gerçekleşti. Fuarda gerçekleşen 150 uçuş gösterisiyle Dubai ve Singapur geçilerek önemli bir başarıya imza atıldı. Bir başka öne çıkan konu ise dünyanın ikinci büyük kargo uçağı Antonov An-124'ün fuara konuk olmasıydı. An-124 hem Antalya semalarındaki uçuşuyla hem de statik alanda en dikkat çeken uçak oldu. İhtişamıyla büyüledi. Kuşkusuz dev kargo uçağını gören havacılık tutkunları, dünyanın en büyük ikinci uçağı buysa, birincisi hangi model? En büyük uçak sıralamasındaki diğer uçaklar hangileri gibi sorularının cevabını da merak etmeye başladı. Airport olarak araştırdık. İşte kargo ve yolcu taşımacılığında dünyanın en büyük altı uçağı. Dünyanın en büyük uçağı unvanı yine bir Ukrayna uçağına ait. Antonov An-124 Rusya'nın abi, An-225 Mriya hali hazırda hizmetteki en büyük uçak. Sovyetler Birliği menşeli bu uçak Ukrayna dilinde hayal anlamına geliyor. Dev kargo uçağı Uluslararası Havacılık Federasyonu tarafından Guinness Rekorlar Kitabına 240 alanda aday gösterildi. Sadece bir adet bulunan uçak, toplamda 253.8 ton kargo taşıma kapasitesiyle dünya rekorunu elinde tutuyor. En büyük uçak sıralamasında ikinci sırada bir Avrupa üretimi model yer alıyor. Dünyanın iki büyük havacılık ve uzay devinden biri olan Airbus'un çift katlı ilk yolcu uçağı A380, aynı zamanda dünyanın en büyük yolcu uçağı unvanına da sahip. İlk test uçuşunu 2005 yılında gerçekleştiren Jumbojet, ticari uçuşunu ise 2007'de Singapur Hava Yolları filosunda yapmaya başladı. 4 jet motoruna sahip olan uçak, 3 sınıfta 525 kişilik yolcu kapasitesine sahip ve 15.400 kilometre menzile uçabiliyor. Sıralamada üçüncülük Amerika'ya ait. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en büyük uçak üreticisi Boeing'in efsane uçağı Jumbojet 747'nin 5 metre 60 santim daha uzatılarak geliştirilmiş modeli. Fabrika çıkış töreninde yapımcımız Güntay Şimşek'in de yer aldığı 747-8 Intercontinental, Amerika kıtasının en büyük, dünyanın ikinci büyük yolcu uçağı olma özelliğini taşıyor. Dünyanın en uzun yolcu uçağı unvanını elinde bulunduran Jumbojet, 3 sınıfta 467 yolcu kapasitesine sahip. Uçağın aynı zamanda kargo modeli de bulunuyor. En büyük yolcu uçağı sıralamasında dördüncülükte yine bir Boeing yer alıyor. Dünyanın ilk çift katlı efsane Jumbojet'i olan Boeing 747, 1970'te uçmaya başladı. Seattle'daki Everett fabrikasında 1987 Eylül'de üretilmeye başlanan 747-400 modeli ise en fazla tercih edilen oldu. Dünya havacılık endüstrisine damga vuran bu uçak, kanat uzunluğu, iç dizaynı, kokpit ve motor bölümleri için geliştirdiği yeni teknolojilerle hava yollarının filosuna girdi. 747'den yola çıkılarak çeşitli tipleri de üretildi. 3 sınıfta 416 yolcu kapasiteli olan uçak, gövde tasarımındaki dikkat çeken deve hörgüçlü görüntüsüyle bugün bile havalimanlarında en görkemli hava aracı. Jumbojet denince akla gelen, uçak resmi çizmeye çalışan çocukların hayallerini süslemeye devam eden bir model. Sıralamada 5.lik yine Airbus'a ait. Avrupalı Airbus'un 1991 yılından beri uçmakta olan 4 motorlu çift koridorlu A340-600 modeli 3 sınıfta yolcu taşıyor. A340 ailesinin en geniş kapasiteli tüm Airbus uçaklarının ise 75.36 metre ile en uzunu olan 340-600, 3 sınıfta 350, tek sınıfta ise 475 yolcu kapasitesine ulaşabiliyor. Dünyanın en büyük uçakları sıralamasında 6.lıkta Antalya'da havacılık tutkunlarıyla buluşan Antonov An-124 yer alıyor. Dünyanın en büyük kargo uçağı sıralamasında 2 numarada olan her türlü piste iniş yapabilecek şekilde tasarlanan kargo uçağının ilk prototipi 1982 yılında uçtu. Dünyanın en büyük kargo uçağı An-225'e ilham olan An-124'ün üretimine 1984 yılında başlandı. İki model arasında önemli farklılıklar var. Ancak en önemli detaylardan biri 124'te 4 adet, 225'te ise 6 adet motorun bulunması. Ancak An-225'in kuyruğunun ilginç tasarımıyla dikkat çektiğini ve farklı olduğunu da belirtelim.